hapishanesinin işi bitti dedi. Zeytin Dalı harekatından hainlere vurulan darbenin boyutunu ortaya koydu. Cumhurbaşkanı o açıklamayı yaparken Mehmetçik Afrin'in kuzeyindeki Bülbül Belde merkezini de ele geçirdi. O belde çok önemliydi. Çünkü teröristlerin lojistik merkeziydi. Ayrıca kilise düşen roketler bu bölgeden atılıyordu. Teröristlerden 800 tanenin işi bitti, ilahi cehenneme zümera. Tabi akşama kadar inşallah bu sayı daha da artacak. Mehmetçik Afrin'e doğru ilerlerken kürsüdeydi. Cumhurbaşkanı hainlere vurulan darbeyi anlatırken Darmık Dağı eteklerindeki Alikar ve Zara köyleri de teröristlerden temizlendi. Gerek Mehmetçiklerimizden, gerek sivil, gerekse Özgür Suriye ordusundan 20 civarında 25 kadar şehidimiz var. Zeytin Dalı Harekatı'nın 13. gününde kuzeyde geniş bir hat YPG'nin elinden alınmış oldu. 29 nokta teröristlerden kurtarıldı. Bülbül Belde Merkezi ele geçirildi. O nokta hassas çünkü teröristlerin lojistik merkeziydi. Korkaklar zafer anıtı dikemez. O kahraman Mehmetlerimiz o tepelerde, o zor coğrafyada tarih yazıyorlar. Ve orada kızlarımız da var ha. Bizim nene hatunlarımız yok muydu? Bizim Şerife bacılarımız yok muydu? Bölgede 13 gündür nasıl mücadele verildiğini anlattı. Salonu dolduran gençlere bir de çağrısı vardı. O çağrı yine sloganlarla karşılık buldu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında olduğu gibi kabus olup teröristlerin üzerine çökerek mücadele edeceksiniz. Gerekirse beraber gideceğiz. FETÖ ve PKK saflarına katılanları hatırlattı, uyarılarını sıraladı. Her iki örgütü de çökertmeyi, ülkemize verdikleri zararları bir noktada kesmeyi başardık. Şu saatten sonra terör örgütlerine kaptıracağımız her bir gencimizin vebali bizim ve sizin üzerinizedir. Reyhanlı'daki roketli saldırıda hayatını kaybeden genç kızın ailesini de telefonla aradı Cumhurbaşkanı. Bedelini ödeyecekler dedi. Acılı aileye başsağlığı ve sabır diledi. Bunlara hesabını sormadan bu şehitlerimizin, gazilerimizin kanını inşallah yerde bırakmayacağız. Amin.